Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 13 demek. K eşittir 13 demek arkadaşlar. Bundan dolayı tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan eksi 2 olur. f eksi 2 eşittir eksi 2 çarpı 4 eksi 8 artı 16 artı a eşittir 13. Böylece burası 8 yapıyor. Öbür tarafa atarsak a eşittir 5 e eşittir eksi x eksi 2'nin Tepe noktasının koordinatları çarpımı demiş. Hemen arkadaşlar burada f eksi x 2x x gördüğümüz yere yazıyoruz. Ee, burası eksi x eksi 2 eksi 3 olmuş oldu. Bunun karesi yani 1997 x artı 5'in karesi nasıl olsa ha eksi x eksi 5 olmuş ya da x artı 5 olmuş İkisinin karesi de aynı. Haliyle artık arkadaşlar bunun tepe noktasının apsisi 5. Ordinat yine 2. D haliyle buradan da cevabımız eksi 10 oldu. D şıkkı. Y eşittir fx ikinci dereceden denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Tepe noktası bilinmiyor ama kökleri bilinen bir denklem biliyorsunuz. Bakın a x eksi x1 x eksi x2 yani buradan da 3 olacak. Haliyle buradan artık bir nokta üzerindeyse denklemi sağlar deyip 1 artı 2 3 1 eksi 3 eksi 2 eşittir eksi 6. Demek ki a 1'miş. Şuradaki bunu silersek x artı 2 çarpı x eksi 3 şıklarda yok ama dağıtınca x kare eksi x eksi 6 eşittir y olacak. Buna uygun cevap c şıkkı. A noktası x'e 9 denmiş. Burası x burası 9. Tabii ki bir nokta bir eğrinin üstünde ise şeklin üstünde ise denklemi sağlar. Bundan dolayı arkadaşlar x gördüğüm yere x yazacağım zaten onu bilmiyorum. Eşittir y'si 9 x buradan kaçmış 1. Ve dikten dikindiği için öklit basit bir hani geometri bilgisi 9 eşittir. Burada artık ne diyeceğiz 81 eşittir pardon. 1 çarpı şu uzunluğa böyle a diyeyim 1 çarpı a. A buradan arkadaşlar 81 yaptı. Demek ki B noktası koordinatı 82'ye 0'mış. Onu da görelim. Şimdi artık üçgenin alanı 81 bir daha. Zaten gerçekten burası 82 yaptı. 82 taban yükseklik 9 bölü 2 41 çarpı 9 369 D şıkkı. Şimdi x'i yalnız bırakırsak arkadaşlar 4. Simetri ekseni x eşittir 4 ise aslında bu tepe noktasının apsisi de 4 demektir. Şurası 4 olur. Böylece ki ekseni kestiği noktalardan biri 1 ise diğeri kaç olmalı? 7. 1 artı 7 bölü 2'den gerçekten 4 oluyor. Şimdi F5 ile F2'ye bakalım. Bunun için yapacağımız ne var? Ee, özel bir şey yok maalesef burada. Yani 5 ile 2 4'e göre simetrik mi? Hayır. Mesela 5 artı 2 bölü 2 eğer böyle 4'e eşit olsaydı ki değil. F5 eşittir F2 derdik. Bundan dolayı arkadaşlar normal yapalım o zaman. Artık A x eksi 1 çarpı x eksi 7 eşittir y. F1 2 A 1 eksi 5 F5 arkadaşlar A 4 eksi 2. Bunları bir oranlayalım. Bunlar gitti bakın. Sonra burası da 5 bölü 8 oldu. Bizden tam tersini istiyor. F5 bölü F2 istiyor. Cevap 8 bölü 5 D şıkkı. Soruyu anlatmadan önce şunu bir söylemem gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir polinom düşünün tamam mı? Tepe noktası böyle olsun. Siz bu polinomu sola doğru kaydırdığınız zaman bunun evet tepe noktasının apsisi değişir ama ordinat değişir mi? Hayır bakın burası T e, R'ye K ise burası T, A'ya K olur ama ordinat değişmez çünkü sadece sola kaydırdık. O yüzden Px polinomunun sola kaydırılmışı Px artı 2'dir. 2 birim sola kaydırılmışı. Demek ki bunun tepe noktası neyse Px'in Px artı 2'nin de olur. O zaman P4 tepe noktasıymış haliyle arkadaşlar. Px'in de tepe noktası P4 olacak. Demek ki x yerine yazdığımız değer tepe noktasının apsisi. R 4'e eşitmiş. Eksi eksi m'den artı m bölü 4. Eksi b bölü 2 ayrı tepe noktasının apsisi. M buradan 16 geldi. Px parabolü 2x kare eksi 16x artı 12 oldu. Px eksi 4'ün x eksi 16 ile bölümünden kalan demek buraya sıfıra eşitlersek x gördüğümüz yere 16 yazacakmışız. Bu yüzden de bizden aslında yerine yazarsak p 12 istiyor. Tamam p 12 eşittir 2 çarpı 12'nin karesi eksi 16 çarpı 12 artı 12. Şimdi o zaman 12 parantezine alayım bakalım. 2 çarpı 12'den buradan 24 geliyor. Buradan eksi 16 geliyor. Buradan da artı 1 geliyor. 8 1 daha 9 12 çarpı 9'dan 108 elde ettik. E şıkkı. 3AOOB'ye eşit verilmiş. Koordinat işaretlerine de dikkat edelim. Şuraya 3K diyelim arkadaşlar. Buraya da eksi K diyelim tamam mı? Haliyle burada hemen kökler çarpımını kullanalım. X eksenini kestiği noktalar arkadaşlar aynı zamanda malum kökler. Böylece 3K çarpı eksi K'dan eksi 3K kare kökler çarpımı yani C bölü A'dan eksi 12 K kare 4 oldu. K arkadaşlar 2. Haliyle burası 6 birim burası eksi 2. Kökler toplamı 6 artı eksi 2 4 yapacak. Eksi B bölü A'dan M'ye eşit. M zaten direkt gördüğünüz gibi 4 geldi A şıkkı. Tepe noktası simetri ekseni olduğu için bu T noktasından geçen doğrunun simetri ekseni yani böyle bakın dik kesini ikiye böldüğünü düşünerek buranın 45-45 yani ikizkenar üçgen yani 90 derece hatta muhteşem üçlü olduğunu da görmelisiniz. Birazcık geometri bilgisi kullanmış olduk. Böylece iki birim, iki birim, iki birim oldu. Bu parabol arkadaşlar nasıl bir parabol? A, x 2'nin karesi Eksi 2 eşittir y şeklinde bir parabol. Tepe noktasının apsisi 2 ordinatta eksi 2 olduğundan dolayı. Bizden f6'yı istemiş ama önce a'yı bulmalıyız. Onu nasıl bulacağız? Herhangi bir noktayı yerine yazarak. 2 eksi 2'yi kullandım. 4'e 0 ve 0'a 0'dan birini 0'a 0'a kullanayım. a eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 eşittir 0. a gördüğünüz gibi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 x eksi 2'nin karesi eksi 2 eşittir y. F6 1 bölü 2 6 eksi 2 4'ün karesi 16 eksi 2 8 eksi 2'den 6 c şıkkı. Karenin alanı 36 olduğundan dolayı bir kenarı 6'dır. Böylece 0'a 0 noktası olduğu için a noktası da toplamda 6 birim olması için eksi 6'ya 0 olur. Böylece bu parabolün arkadaşlar kökleri x Eksi eksi x artı 6 Bir de x eşittir. Y olmuş olacak. Başka sayı bize zaten soru 1 olarak vermiş. Bakın gördüğünüz gibi x karenin katsayısını. 1 olması için buradakileri siliyorum. A'yı x kare artı 6 x eşittir y oldu. Buradan x'in katsayısı 6. Eksi m olarak verilmiş sorunun başında. Demek ki m eksi 6 Aynı şekilde sabit yok. N de buradan 0 oldu. Toplamları eksi 6 c şıkkı. 30 derece saat yönünün tersinde döndürüldüğü zaman şöyle göstereyim bakın 15'e bir 30 derece daha ekleyeceksiniz 45 olacak. Görüntü o zaman 45 derece böyle arada zaten 90 derece var. Burası da böyle 45 olacak. Haliyle şöyle bir tepe noktası A noktası ve bunun uzunluğu 4 kök 2 verildiği için 4 4. Demek ki 4'e 4 noktası olan bir parabol. Diğeri de arkadaşlar 6 kök 2. 6 6 ama tabii ki eksi 6'ya 6 diyeceğiz. Çünkü burada bakın artık sol tarafta kaldığı için. Demek ki baş kat sayısı da 1 olduğu için a yazmaya gerek yok. Birinci parabol x artı 6'nın karesi 6 eşittir. fx olsun f diyelim buna. Tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Diğeri de aynı şekilde baş kat sayısı yine 1. x eksi 4'ün karesi. Artı 4 eşittir ona da gx diyelim. Bunların kesim noktaları sorulmuş. Kesim noktası demek y'leri hani y'ye y olduğu için birbirine eşitleyebiliriz demek. x artı 6'nın karesi artı 6 eşittir. x eksi 4'ün karesi artı 4. Buradan x kare artı 12x artı 36 artı 6 eşittir. x kare eksi 8x artı 16 artı 4. x kareler gitti. 20x eşittir. 20 öbür 22 öbür tarafa attık. Eksi 22 oldu. Böylece arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz. Eksi 22 mi oldu bakayım bir. Evet eksi 40. attım buraya. Evet eksi 22 2'ye bölersek sadeleştirirsek eksi 11 bölü olmuş. Kesim noktalarının apsisi A şıkkı. Bir kenara x ise diğer kenarının da 60 eksi x olması lazım. Alan da arkadaşlar x çarpı 60 eksi x olacağı için eksi x kare artı 60 x'tir. Haliyle bu alan ax denklemi dersek bir parabole döndü. Bunun tepe noktasının apsisi 30. Böylece alacağı en büyük değere bakalım. A 30 eşittir. Eksi 900 artı 1800 eşittir 900. Yani tepe noktası 30'a 900'den geçmesi gerekiyor. 30'a 900 olan nokta var mı hiç başka? Yok. Sadece arkadaşlar A şıkkı bu duruma uygun. Kolları da aşağı doğru. fx ikinci dereceden fonksiyonu için fx artı 2 eşittir x eksi 1 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı demiş. Parabol arkadaşlar verilmiş ama bizden fx artı 2 bekleniyor. Hemen burada yapacağım iş nedir? fx parabolünü bir önce bulmak. Bunun içinde kökler Eksi 1 ve 3. Buna dikkat edin. Bir de 0 verince eksi 2 geliyormuş. Eksi 2 a çarpı 1 çarpı eksi 3. Böylece a arkadaşlar 2 bölü 3 oldu. Şimdi y eşittir. Artık yeni durumda fx artı 2 yapacağım ya. x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. 2 bölü 3. x artı 2 bir daha. x artı 3. Ve arkadaşlar x artı 2 eksi 3'ten x eksi 1. Bunu da gideceğiz. X eksi 1'e eşitleyeceğiz. 1. Bunları sadeleştir tamam. Ama hemen x'in 1 olduğunu da görmeyi unutma. Yani köklerden bir tanesi 1. Ee, sadeleştirdiğimiz zaman da 2 bölü 3 çarpı x artı 3 eşittir 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 6 eşittir 3. x de arkadaşlar eksi 3 bölü 2 oldu ikinci kök. Çarpımları alacağı değerlerin 1 ve eksi 3 bölü 2'den a şıkkı.